Kızım hiçbir şey yemiyorsun. Kemik suyu kattırdım içine. Vücudun için çok gerekli. Yemeyeceğim büyük hanım. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Hoş geldin. Erken geldin. Sizden uzak kalmak istemedim. Ben bir ellerimi yıkayayım. Ne yaptın annem? Halledebildin mi müfettişleri? Ercan 3-5 gün her şeyi temiz çıkar. Yolumuza devam ederiz dedi. Keşke halletmeden dönmeseydin. Lüzum yok anne. Rutin mi inceleme işte. Rutin mi? Ercan ihbar demişti. Ya işten çıkardığım eski bir eleman. Müfettişler de gelmiş, dostlar alışverişte görsün hesabı. Bir şey yok, Ercan başlarında zaten. İyi bari. Al canım, temiz havlu getirdim. Ah, teşekkür ederim. Ayşe daha yeni değiştirmişti, temiz bunlar. Benim de getirmemin bir mahsuru var mı? Yo, niye mahsur olsun? Rica ediyorum anne. Gel canım. Bu yandaki odayı bebek odası yapabiliriz aslında. Gerçi ilk aylarda yanımızda kalır ama. Adnan'ın da yanında kalabilir. Hiçbir mahsuru yok. Beraber büyürler. Olmaz mı? Bir tanem, İstanbul'a taşınmaya henüz karar vermedik. Niye karar vermedik Demir? Neden karar vermiyoruz? Bizi ne var bağlayan Çukurova'ya? Bir tanem, ben Adanalıyım. Orada bir düzenimiz var. Koskoca bir şirketim var. Hadi ince İstanbul'a nasıl geleyim? Ben sana orayı kapat demiyorum ki. Bir yazıhane aç. Buradan yürüt işlerini, olmaz mı? Süreyya, anlamıyorsun. Annem var, haminem var. Onlar Adana'yı bırakmak istemez. Ben onlar da gelsin demedim zaten. Onlar Adana'da kalsın. Ne ya? Yani? Onları Adana'da yalnız mı bırakayım bir başına? Demir, tamam. Söylemedim farz et. Senin aile olmaya niyetin yok zaten. Bir tanem, deme böyle. Lütfen. Bırak Demir, bırak. Ya ben zaten niye İstanbul'da aile olma hayali kuruyorum ki? Şurada 3 gün bile baş başa kalamıyoruz. Sen baş başa mı kalmak istiyorsun benimle? İstemeyeyim mi? Biz aile değil miyiz? Hı? Bak bir oğlum var, belki bir oğlun daha olacak. Ama senin aklın fikrin annende, şirketinde, çiftliğinde. Biz sanki senin umrunda bile değiliz. Söyleme bunları. Sizden daha önemli bir şey yok benim hayatımda. Bunu sen de iyi biliyorsun. Hiç emin değilim ama. Hep sözde, her şeyin sözde. Sen benimle baş başa mı kalmak istiyorsun? Tamam. Münasip bir dille annemle konuşurum. Ne var yani? Ben Adnan'ı yıkayacağım. Tamam, beraber yıkayalım. Ağaç hiçbir zaman çiçeğini bırakıp gitmez. Ağacı bırakan çiçektir. Hesaplar görülmeden defterler kapanmıyor. Sen kapattım sanıyorsun ama yüreğin kanmıyor. Yüreğin kanıyor. Gürül gürül kanıyor. Sonra sen ne istiyorsan olacak. Benim için senden, çocuklarından daha değerli hiçbir şey yok dünyada. Aşk nedir evlat? Nedir aşk? Aşk ateş denizlerini mumdan kayıklarla geçmektir. Mum ateşe dayanır mı? Dayanmaz.
İşte Şeyh Galip onun için aşk diyor adına. Aşk denizlerini yanmadan geçmek mümkün olsaydı aşk olur muydu?